Artık yüksek rakımlarda vargıç çiçeklerimiz gördüğünüz gibi açmış. Yaylalardan gidin diyor artık. Kar yağabilir, tipi boran olabilir diyor. Bugün yine Balcı Tontul ailesi ile beraberiz. Yine Halis Mulis karakovan ballarının peşindeyiz arkadaşlar. İlk önce nasipse bir kahvaltı yapacağız. Burası Esenek Pınarı. Burada bir kahvaltı yapıp ondan sonra da arılığa gideceğiz. Ama kutuğu bir şey var ya, replini getirdiği. Artık onun içindedir. Gördüğünüz gibi her taraf kuru otlarla ama tabandan yağan yağmurlarla beraber hafiften çayırlıklar kalkmaya başlıyor. Dediğimiz gibi de gördüğünüz gibi burada vargıç çiçeklerimiz de artık yayladan göçüm zamanının geldiğini gösteriyor. İbrahim abimiz arılarını nasipse arıları balları sahan yapacak, toplayacak. Ondan sonra da yayladan hafiften gördüğünüz ekipmanla cipi ve arkasındaki kasasıyla kovanları da yayladan indirecek. İbrahim abi, kızartma var galiba menüde abi. Abi garibanın yemeği uzatma olur zaten, başka ne oluyor? Değil mi Murat? Senin gibi garibana kurban abi. Can kurban. Misafirlerimiz de var. Herkes bir işin peşinde. Aynen. Acıktı herkes, tamam mı? Böyle saldırıyoruz ortalığa. Torosların havası da acıktırıyor insanı haliyle. Yani ne oluyor zaten, haldır oldur cipte gelirken çalışmayan organımız kalmadı. Kıl abi. Aynen öyle abi. Benim cip aynı arıların ürettiği polen gibi. Metabolizmayı şakır şakır çalıştırır yani. Aynen abi. Haldır oldur, haldır oldur. Yani horon teper gibi. Horon acayip gibi spor yapıyoruz yani. Arabaya binmiyoruz, spor yapıyoruz. Tavayı bir koy. Bozkurt ağanımız Çavuş dayının kahvaltılık. Evet. Süzme balımız Balcı Tontul'un gördüğünüz gibi. Evet, tamam abi. Afiyetle. Tuzun attı mı bu? Balcı Tontul abimiz her zaman orijinaldir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kepeneklerimiz var.
Bunlarla depme, artık halı kumaş diyorlar. El yapımı bunlar. Bunlara yılan çayan gelmiyor. Alttan soğuk işlemiyor kesinlikle. Şimdinin matları mı diyeyim artık, kampçıların mat olarak kullandığı şeylerin eski atası. Ocağımız yakıldı. Evet. Neymiş? Esenek Atatürk Çeşmesi, Alaaddin Çelik, Sert Çavuş Hayratı diyor. 2017'de burayı restore etmişler. Burası bir kaynak çeşme haline getirmiştik muhtemelen. İsmini vermiş abimiz. Gördüğünüz gibi bereketli üç pınar şeklinde akıyor. Tamam ya, tabii ki. Kahvaltı öncesi gölgeliğimiz. Kahvaltımız bir taraftan hazırlanıyor. Bir taraftan da arabanın kenarına bir gölgelik oturacak alan, gördüğünüz gibi depne halımız. Kahvaltımızı yaptıktan sonra nasipse ağırlığımıza doğru gideceğiz. Aldığımızda da karakoğan sahiplendirme usulü balımızı bozacağız. Vakit sonbahar vakti, gördüğünüz gibi. Yağışlar gerçekten güzel yaramış. Tabandan çayırlıklar geliyor. Tabi yağışlar geldikten sonra buralara gelmek ciddi anlamda zor. İbrahim abimizin 4x arabası olduğu için rahat bir şekilde geliyor ama normal bir arabayla buraya vurulmaz. Arabasının sağlık ve sıhhatini düşünen birisi kesinlikle vurmaz buraya. Evet, Balcı Tontul abimizin kendi balından afiyetle yiyeceğiz. Değil mi abi? Aynen başkanım. İnşallah. İbrahim abinin tabaklarına zaten hastayım. Kalaylı. Ballarına diyecek bir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi. Lokum lokum. Siniyor resmen.
Hop. Bir dalak da biz alabiliriz abi. Bu fakirlere de ver bir dalak. Balıkçı da yemeğe bayılırım abi. Ah. Afiyet olsun. Evet. Hop. Aman. Görüyorsunuz arkadaşlar. Allah süzülüyor resmen. Şöyle elimize dönelim. Şifa. Şifa niyeti. Kalkan. Sintiyi görüyor musun abi? Havalar uçtu gitti. Bak gidiyorlar. Neler senin ölenler burada. Siyafet, siyafet. Duman üstünde afiyetle. Aramız balık kokusu hemen geldi. Çok güzel bir adamsın sen ya. Bak, yemek vakti. Abi eline sağlık. Acıklı çocuk ya. Aynen öyle. Baktın gibi ne yaptım, ne yaptım ama. Bak bakalım hadi bakalım. Evet. Tahınla balı karıştıracak Vehbi galiba değil mi? Hadi. Adamsın Vehbi. Ama önce bala bakırsak. Bu ne olmaz. Evet Vehbi beceremedi. Vehbi hadi seni bekliyoruz. Açılış yapmanı bekliyoruz ya. Biz de yiyeceğiz. Hadi bakayım. Artistik gibi yeme. Oturamıyorum buraya. Bismillah. Kim derler dayı sana Çağlayan'da? Asker derler. Asker dayı. Evet. Ne yapalım işte? Gezerim, koyun giderim işte dağlarda. Maşallah. Ne 2500 yapayım? Rakımda daha devam yani. Daha göç yok değil mi? Yok. Çiçekler açmış var git çiçekleri. Atsın daha ne çiçekler çiçeği açar. Kışa kadar devam diyorsun yani. Kaç tane mal var? Var 100 kadar maşallah. Ne yapıyorsun sabah? Sabah salarım saat 12-1 gibi var. 12-1 gibi. O şekilde. Biraz önce konuştuğumuzda şey diyordun arı da varmış galiba. Var 15. 15 kovan var. Fazlaydı zaten. Yani gözler artık diyorum yaşlanıyoruz. Burası seni gençleştirir ya. Maşallah ama bizden delikanlısın. Açık konuşmak gerekirse bizden delikanlısın. Şey var mı? Dağlarda bir şeyler denk geliyor mu gezerken? Denk gelmem hiç. Ne yakalıyorsun mesela? Tavşan. Tavşan. Arı oğul moğul yakalıyor mu? İbrahim abinin çok kaçıyormuş. Bir sene olmadı oğul için. Bu sene yok. Allah'ın ama normalde yakalıyorsun yani. Geldim. Ya maşallah asker dayı. Memnun olduk sağ olasın. Hadi sevgilim. Görüşürüz. Ama şey ayıdır oldu. O ne işe yarıyor Beppi? Beppi bu ne işe yarıyor oğlum? Ayadım artık. Ne yapıyor bu? Ben içeyim mi burada? Yavaş canım benim. Ay hayatı dinmedin abi. Dumandan doğuyor bir ay ya. Dumandan gidiyor ya.
ıslanıyor bak. Nasıl bu? Ay ya Ege, ben cümen diyorum o da sarıyor. Ay aslında. Aslında anahtar alabiliriz. Bir de işte verelim mi acaba? Elimizdeki. Bu arada hiçbir şey olmaz. Lan hadi abi. Ayında. Zaten doldu. Kırmızı benek de var mı abi? Dün bari gittim adam değil mi? Zaten diye. Ya, bu arın gücü kalmamış artık, tamam mı? Başka bir yer geçtirelim. O olaymış bak. Biliyor musun? Biliyor musun? İşte bu sistemin bu kötülüğü var abi. Yavruya mı gitmiş? Bu işte mesela biz en son şunu attık ya, o zaman baktık bu araya. Ya kaç ay önce? 2 aydan evet, fazla oldu abi. 2 ay olmuştur abi. Olmuştur. 2 ay geçmiştir yani. 2 ay geçti ya. Evet. Bak. İşte. Yani bu görüyorsun değil mi abi? Biri nasıl, biri nasıl? Şuna bak. Herkes nasıl biliyor lan? Abi vallahi maalesef. Öyle işte. Yani bu büyük ihtimal anayı kaybetmiş. Neyse bu hale gelmez yani. Anayı kaybetmiş bu. Çünkü bu böyle olmaz değilse. Ya da tekrar ana yapmıştı dediğimiz gibi. Hani demin dedim ya, anayı buraya saklı diye, evet. Yerini ana yapıyor kendi. Tekrar ana yapmış bu. Anayla ana da oğul çıkmış gitmiş. Kovandan çıkmış gitmiş yani. Evet, çalıştıramıyor. Evet. Normalde bak bunda günlük var. Değ burada. İşte bu. Maalesef böyle. Her zaman diyorum ya abi, arının hepsi bal yapmaz diye. İşte dediğim bu yani. Hepsi bal yapmıyor abi maalesef. Ya biz de zaten organik. Aynen. Zaten bizde ne çıkarsa diye yıllardır ailemizi bal temizcisi diye, İbrahim diye bir önerdi. Tevekkül ettik. Nasipte ne çıkarsa. Yollarda, illegal yollardan bunları doldurtma şansınız var değil mi? Ya şöyle, şimdi şu arıyı boşlamazsın. Sürekli bir hafta bir baktığında buna ne olup ne bitiyor anlarsın yani, tamam mı? Mesela o arıyı ne yaparsın, o meme anayı çıkardı ya, onu alırsın, bir şey yaparsın, hani bunda sen hakim olursun. Ama biz buna 3 aydır bir şey yapmıyoruz. Bunu da balı yalalım diye şu ızgara sisteminde yaptık. Ha seneye bununla da uğraşmayacağım dediğim gibi. Dedim ya az önce. Artık kapatacağım. Bu sefer 5 ay açmayacağım. 5-6 ay hiç açmayacağım. Ne yaptıysa yaparsa yapacak. Yapmazsa zaten böyle de öyle oluyor yani. Bu, hani benim çabam da boşa gitmiş oluyor yani. Şimdi şu çabam benim boşa gitmiş. Bununla günlerce uğraştık biz ya. Emek verdik ama işte olmadı mı olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Şunu bari götürüyorum. Bari. O önemli. Evet. Balcı Tontul abimiz
karakoyun sahiplendirme ballarını açmaya başladı. Abi bu sene nasıldı sezon? Vallahi sezon ilk başlarda ilk baharda çok umutluydum abi ben buradan. Hı hı. De doğa çok harikaydı. Yağmurlar çok güzel yağdı. Ama yağmurlar çok aşırı yağınca polenözlerini bitirdi. Aşağıda zaten aşağıdan da o yüzden kaçtım ben buraya. Polenözünü bitirdiği için. Ama son işte yine normal abi ya. Çok kötü değil. Çok iyi değil. Ama Allah bereket versin, yedirecek kadar var. İnşallah. Bize yeter. Allah bereket versin. Bize yeter yani. Orada ne yapıyorsun abi? Bey mi o? Ya şimdi bir sistemi yapmıştım ben. Sistemde şunu açarsanız. Sistemde ana bazen bizim yapmak istediklerimizden öne çıkıyor arı. Nasıl oluyor o? Ya sistem güzel çalışıyordu aslında. Burada ana dururken tekrar bir ana daha yapmış arı. Zaten o yüzden bal biraz daha az çıktı bu yıl. Ya işte anlamadığın şeyler çıkıyor. Bu arada bazen bizim elimizde olan şeyler oluşmuyor. Yapacak bir şey yok ama seneye bunu kafaya koydum. Hiç oynamayacağım. Yani şimdi 3,5-4 aydır açmıyorum bu arayı ya. Evet, tamam. Seneye hiç açmayacağım yani. Ortalama en az 5 ay. 5 ay. 5 ay belki de 6 ay hiç bu kovanlara açmayacağım. Hı. Kesinlikle onu kafaya koydum. Hani o kadar uğraşıyorum da burada 2 gün bak şu 20 kovana 1 günden fazla uğraştım ben burada. Beraber yani derken beraber uğraştık yani. Eşimizle beraber. Yani bir de bir günde bunun hazırlığı var. Şunları yaptırdık falan filan çaktık. Da onlar da çocuklar çaktılar. Tamamen aile işi. Evet evet tamamen aile. Yani aile olmadan bu iş olmaz zaten. Burada bura gibi 4 tane daha ağırlık var bizde. 4 tane parça. Zaten gördüğünüz gibi kaç saatte geldik? Bozkır'dan ortalama 1,5 saat sürüyor. 1 saat 40 dakika, 1,5 saat bu zaman içerisinde buraya gelebiliyorsun. O yüzden aile olmadan bu iş mümkün değil yani. Yetişemeyiz yani. Keyif de almazsın ya. Yalnız iş nereye kadar? Yani aynen abi. Yani biz bu işi zaten keyif aldığımız için. Her zaman aynen. Misafirimiz de var abi. Gelip giderken değil mi? Burada misafirlerimiz var şimdi. Evet, abilerimizle bir tanışalım. Ali Saldıran, ben Antalya'dan geliyorum. Aferin. Şimdi sizleri bir tanıyalım. Misafirlerimizi. Ben Antalya Elmalı'dan geliyorum. Ali Saldıran. İbrahim abiyle bir arkadaşımın vasıtasıyla tanıştık. O günden bugüne artık hiç bağlar koparmadık. Bize hem balından tattırdı hem de misafirperverliği ve ilgi ve alakasından dolayı bizim buraya bağladı artık Bozkır. Her zaman Bozkır'a geliyoruz biz de. Bu üçüncü gelişim. Aynen artık bizim için ikinci memleket oldu Bozkır. Sevdim Bozkır'ı da. Hem havası hem insanları güzel. Burada Bozkır'dan yaklaşık 1 saat 40 dakika yoldan geldik buraya. Karakovanlar çünkü burada yüksek rakımlı tepede yetiştiriyor İbrahim abi. Balcı Tontulu ailesi. Burada gördük kendi kovanlarımızı, sahiplendiğimiz kovanları. Açtık yani tadına baktık. Her şey çok güzel. Çok memnunum. Yani seneye bir daha geleceğim. Ara ara tabii yine buraya ziyaret ve gezmek için geliyorum sürekli. Havası ve doğası gerçekten çok güzel buranın. Herkesi de buraya beklerim yani. Balcı Tontulu ailesiyle tanışmaya tavsiye ederim. Teşekkürler. Merhabalar, Ömer Doğan. Yaklaşık bir 8-10 yıllık İbrahim Bey'le tanışmışlığımız vardı. 2 yıldır da arı sahiplendirme sistemiyle ailesiyle de tanışmış olduk. Arılarıyla da tanışmış olduk. Sadece balını yemeyip gelip burada çayını kahvesini içip yemeğini yiyip sağ olsun yengenin hizmetkarlığı, misafirperverliği, çocukların öyle değişik bir tecrübe oldu bizler için. Değişik bir anı oldu. Burada amaç belki tamam bal temin etmek ama kazanılan dostluklar, buradaki edinilen hava, teneffüs edilen hava, tadına bakılan doğal gıdalar, aldığımız şu coğrafyadaki nefes bile insanın ömrünü ömür katacak cinsten.
normal şartlarda benim buraları gelip gezme, görme gibi bir şansım olması mümkün değil. Ama sağ olsun İbrahim Bey ve ailesi sayesinde buraları görmüş olduk. Bu doğal güzellikleri, doğal ortamları. Arı belki her yerde yapılabiliyor, şehirde de yapılabiliyor ama şu an bizim buraya ulaşmamız Bozkır Meskeriz'den sırf belki 2 saatlik bir ulaşım ve normal bir araçla mümkün değil. Kesinlikle bir aracınız olması lazım, arazi cinsi. Öyle bir ortamda bu işi yapmaktalar. Kolay bir emek değil, ciddi bir emek vermekteler ailecek. Yani küçük Fehmi'den yenge hanıma kadar sadece İbrahim Bey'in gayretiyle de olan bir şey olmadığını, büyük bir aile emeğinin olduğunu gördük. Hepsine teşekkür ediyoruz buradan. Ayağınıza sağlık. Yani biz İbrahim abimle uzun süredir git gel yapıyoruz. Böyle gidip geliyoruz. Yani tatlı, ballı yolculuk yani. Evet, evet. Zorlu ve tatlı. Sonunda sağ olsun her zaman ikramında da bulunuyor. Siz de yediniz. Soğuk, esenek çeşmesinin muharından evet, suyunuzu içtik. Önce balı yedik zaten buraya öyle çıktık. Enerjiyi alıyoruz. Aldık. Ondan sonra geliyoruz. Ondan sonra evet. Gelebildik buraya. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık diyorum ben biz de. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Vallahi hiçbir şey. En iyisi bu. Tabii canım. Aşağılarda hiçbir şey yok abi. Vay iyi yine. Buyur harbiden abi. Tüm arıcılarımız şikayetçi yani. Aşağılarda hiç arı uçamadı diyorlar. Burası serin olduğunu abi biraz arı çalıştı demek ki o zaman. Yüksek rakımın olması. Öyle mi İbrahim abi? Yani tabii ya burası yeni. Dedim ya aşağıya göre iyi bura. Aşağıya göre bura iyiydi yani. Bura ilk geldiğimde zaten çok güzeldi benim. Sıcaktan çıkamadı diyor. Ya yani şimdi şöyle burada çiçek açıyor ya. Ben ilk açtığım, mesela ilk çektiğim fotoğraflardan biliyorum mesela. Fotoğrafın üzerinde yazıyor işte şu tarih diye. 70 gün, 75 gün aynı çiçek bu dağda vardı yani. Yani 75 gün sonra o çiçeği yine çektim ben. Hani böyle böyle bir dağ burası. Buranın önemi bu. Mesela şurada bak komple çalma, çay. Hani bunun biri tutmasa biri tutuyor. Biri tutmasa biri tutuyor. Mesela bu sene çalma tutmadı. Yoğun bal oluşu, o gelişi. Mesela geven, çalba, kekik. Bunlardan çok yoğun gelir bal. Bilmediğimiz çiçekler de var. Tabii de benim yani yoğun bal gelişi bunlardan olur. Ama bu yıl işte çalba tutmadı. Geven tuttu. Geven tutması da çalba tutar. Gevenle yer kekiği tuttu mesela bu sene. Çay tuttu. Çayda çok güzel arı vardı mesela. Şunlarda hani Ali Baba seninle geldiğimizde nasıl arı vardı onlarda? Çaylarda çok güzel arı vardı bu sene. Onlar tuttu yani. Yani bu dağın önemi bu. Yüksek oluşunun, bak sıcacık şu an mesela burası. Bir de tabii koyduğum gölge çok önemli. Rüzgara karşı yerlere dikkat edeceğim. Yani ben zaten bunu arıcılara, arkadaşlara da diyorum. Abi bir yere toplanmak arıcılık değildir. Yani rahat etmek için bal alacaksın ki sen ne için bu işi yapıyoruz biz? Bal almak için. Ve de hani tüketicilere güzel bal yedirmek için. Abi o yüzden ortalama bir yere toplanmaktansa ayrı ayrı bölgelere bak ben aynı bu arıyı aynı arılığıma da koyabilirim. Ama o değil mevzu. Mevzu buradaki mesela arılığımdaki çevredeki çiçeği oradaki arım alıyor. Burayı da buradaki arım alıyor. Hemen ortalama ne ya, kadar alan uçabiliyor? 5 kilometre var mı? Ya 5 kilometre uçmaz arı da 2 kilometre falan uçar. 2 kilometre. Ama şimdi bir mesela şu bak çay işte gözle göstereyim ben size bu çay yolabiliriz şimdi. Bu bunun önünde açıktı bak şu kekik bak çay ayrı kekik ayrı önünde bak önünde kovanın önünde bu. Bak geven burada görüyor musunuz bak geven burada yani bunun bu kovana kaç defa dönüş yapar? Yani devamlı ayağının abi, dibinde. Dibinde zaten yani hani bunun bizim bal burada olmazsa zaten başka hiçbir yerde olmaz yani. Ama buradaki önemli nokta şu. Herkes diyor ki ya orada ayaz olmaz mı? Ya ayaz olmayan yeri bulacaksın arkadaş. Aynen abi. Çobanlar niye yaşamış burada? Burası bir koyun yatağı. Burası bir koyun yatağı bakın. Buraları bulun. Dağda bir kıyamet gibi koyun yatağı var. Eskiler kalmış. Gidin oraları bulun. Biz nasıl buluyoruz siz de bulun. Bir şey yok ki bunda. Yani önemli olan
arının şu tepeye gitmesi değil. Şuradan alması. Yakınlar. Mazot da yakmıyor buraya biliyor musun? Yormuş. Mazot yakmıyor. Şimdi bunlar şekersiz kovanlar ya. Mazot yakma yok. Yani içindeki bulduğu balı yeme yok. Bunun yapacağı şuradan alacak, içine girecek. Şuradan alacak, içine girecek. Yani günde 30 sefer gidip gelecek belki var ya. Ama zor olunca kaç kere gidecek? 5 sefer gidecek. Yani benim mantığım böyle. Mantık olarak yürüyorum yani sadece. Bereketli olsun abi. Allah razı olsun. Bu kovan ölmüş. Bitmiş. Var mı? Hani? O ana olmaz. Şey, iyi bir şey değil abi. İyi değil. Biz kendi koyduğumuz analardan değil. Ha, kendi çıkardı ana, evet, değil mi? Kendi çıkarmış. Şimdi Yakup abi ben sana bir şey daha anlatayım. Şimdi arıcı arkadaşlarla ben bunu, daha doğrusu eski arıcılarla diyeyim. Ben arıcıyla onlarda öğrendim ama şimdi öğrenmek ayrıdır. Kendini bir yerlere taşımak daha bir ayrıdır. Abi bir söz var. Çırak ustayı geçemezse çırak değildir diyor yani. Şimdi, o sanat yürümez şimdi, yani. Şimdi cuma günde bir dayımla konuştum. Defalarca aynı şeyi anlattım ben o dayıma. Çok da severim kendisini. Acayip severim yani. Köyde affedersin aşık olduğum bir adam. Ama bir türlü benim anlattığımı anlayamıyor. Ne diyor biliyor musun? Ya bu senenin anası diyor oğula gitti diyor. Bak şimdi ben sana burada ördeğini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Bu şu arı kendi yapmış anayı bak. Şu arı kendi yapmış anayı. Bizim anayı. Bizim ana kafeste kalmış. Bu kendi yapmış. Güya taze ana bu. Tamam güya taze ana bu. Kraliçeyi bu senenin. Yeni ana. Ne yapmış? Daha sezonu bitirmeden yalancı olmuş. İçinde ana var. Bak. Günlükler yalancı olmuş. İşte bu ananın kalitesizliğidir. Yani bunu affedersiniz yani bu taşımanın bir anlamı yok. Bu zarar. Yani bunu bilinçli yapın arkadaşlar. Yani bunu bir ırkla çalışın. Yani bak ırkı gördük. Az önce çıkan balı da gördük. Hani şekersiz arı bal yapmaz diyenleri de gördük. Hani bu ırkla alakalı, yetiştirdiğin anayla alakalı. Şimdi buradaki ana dururken şuradaki ana çıkarmış ya. Buradaki ana ölmüş. Bu çıkaran ana da bu. Bu da bu sene bak daha öbür seneye kadar gitmesi gereken ana yalancı olmuş. Yani bu olmayacak. Bu ölecek işte bu. Ölüyor. Bu kovan ölüyor artık. Bu ana yoksa yani. Bu ana yok. Tamam. Kraliçe yok yani. Yani o yüzden bunların farkına varsınlar arkadaşlar. Arıcılık mesela bunu boş kovanı taşımanın bir anlamı yok. Bak bir tane orada boşalttım. Şimdi bunu da boşaltacağım. Çünkü taşımanın anlamı yok. Gerek yok yani. Bunu en azından şu askerler ölmesin diye şu kovana girecek. Bu değerlenmiş olacak. Bunda durmuş olsa ama tamamen yok olacak. Tamamen kaybolup gidecek. Ve de şunu vereceğim ben mesela. Bu benim yani baldan sonra verdiğim bir kek fondon. Bizim kooperatifin ürettiği bir fondon. Bunu vereceğim. Bu da benden gitmiş olacak yani. Hiçbir işe yaramayacak Ali Baba bunlar. Anladın mı? Kaybolup gidecek. Zaten bu zamana kadar kaybolmuş. Bak kaç çıta var bak sayın. 2, 4, 6, 8, 9 çıta. 9 çıta kaybolmuş gitmiş. Bal yapmamış bu arı zaten. Ne olacak bu? 9 çıta daha 4 aydır kaybolduysa 2 ayda kalanı da kaybolacak. Bu arıyı oradan oraya taşımanın bir anlamı yok yani. Fondonu da yiyecek. Yani fondonu da yiyecek. Zarar da bizde. Bunu bir kucaklayacaksın, indireceksin. Bir daha kucaklayacaksın, bir daha indireceksin. Yani hepsi emek yani. Bu gözlemlemeleri dikkatli yapsınlar yani. Olay o başka bir şey değil. Özellikle kraliçeyi taze tutsunlar. Her yıl değiştirsinler. Her yıl. Kraliçe taze olacak. 20 yaşındaki gençte ben biri olur muyum ya? Hocam arıcılık anlamında da deneyimimiz çok değil mi? Evet. Yani burada yani deneyim yapıyoruz yani. Bir de uygulamalı yani. Evet, eğitim alanda. Eğitim alıyoruz bir yandan da. Bilmediğimiz çok şey varmış. Bir yol bulduk yani. Evet. Bugün güzel bir yol bulduk. Aynen. Bir yol bulalım. Hesabımız var hocamızın. Sosyal medyada.
Yürü onu alma şimdi. Bu kurtar kendini ya. Kumandalar açılınca ortalık şenlendi. Normalde buradaki arılar şu an dinlenmedeydi. İbrahim abimizin dediği gibi, yani şu anda dağda taşta var git çiçekleri, çobanların ve yörüklerin var git isimlerini koyduğu, artık göç zamanının geldiğini gösterir. Çiçeklerimiz açmış. Buralarda artık havalar soğuyor. Bal hasatı yapılıyor. Ondan sonra işte yayladan göçerlerimiz göçecek. İşte mal melal her şey ele yak çekildikten sonra artık çetin kış şartlarına doğru ilerleyeceğiz. Güzel bir gün oldu. Yani gerçekten verimli bir gündü. Balcı Tontulu ailesi bizi misafir etti. Her zamanki gibi kahvaltımızı yaptık. Aralığımıza gittik. Çekimler yaptık. Misafirlerimiz de vardı. Onlarla da tanıştık. Hasbihal ettik. Güzeldi. Yani burada İbrahim abimin olayı, yani herkes nasibini yiyor. Yani seçiyor. Bahar'ın diyorsun ki sen, ben şunu sahiplendirdim. Bu senin. O kovandan ne çıkarsa artık nasibinde. Misafirimizin birinin gerçekten güzeldi. Normalde bu sezona göre normal standartların da üzerinde bir bal çıktı. Ama diğer misafirimizinkinde normal çıktı. Yani çok az çıktı. Ona işte normal sahiplendirme kara kovanlar değil de normal baldan alacak artık. Kendi nasibi çıkmadığı için o şekilde tedarik edecek. Yani yine yok yani içinden az bir şey çıktığında da yine sizin oluyor. Yani alabileceğiniz bal var. Kara kovan olmaz ama normal diğer ki aralıklardaki kovanlardan oluyor. Balcı Tontul ailesi her zaman bizi misafir ediyor. Allah razı olsun. Güzel vakit geçirdik. Gördüğünüz 4x araba olmasa buralara çıkma, gelme imkanımız töbe billah yok. Koş saldır ablaların haydi. Bizim nedim değil arkadaşlar. Şekline. Poşeti kim açıyor? Nerede poşet? Aç.
Arı. Dedim senin araya özel bakıyoruz bak. 4-5 adam birden bakıyor. Bunların gayet görmeyesine türkümü çağırıvereceksin. Ne yapacaksan. Ona ver ama. Bunlar parası çalışıyor. Daha tehlikeli yani. Evet abi bunda bir ses var. Ama ne iş yapar bir sor. Etletmek. Kafa kırık ya. Bir ses var adamla etletmekçilik yapar. Allah Allah. Ya sen kafan iyi mi ya? Maşallah maşallah ama maşallah çocuğun da bunun çocuğu da çok oldu buna Nasip Bey'e baksana. Allah Allah yaptım yapıyor ya. Ha, bu da ara geçmemiş galiba abi. Tamam mı? Değil mi? Ana geçmedi. Izgara var. Takır takır donmuş mu? Polen yok. Aa, bu da polen var. Enişten arasında bal çıkmaz değil mi? Hayır birazdan bundan versen ona. Tamamdır. Yani şimdi bu balını bozduk. Çekimde vereceğiz galiba. Yakup abi şuna bak. Maşallah. Görüntüye bak. Dalak şuna yapmış abi. Birkaç resmi. Rengiye bak vallahi. Bu dalak değil mi? Harici. Tabii tabii. Hepsi aynen. Dalak bunların da. Tabii. Onlar yine peteği diyelim. Şunu da gördüğünüz gibi. Zaten tek kişi daha kolay atar buna. Buna ana çıkarmış abi değil mi? Buraya. Aşnacı. Böyle sıkıntılar da var. Musa bunu nar ekmeği olarak kullan abi. Bak. Thank you.
Şöyle yapalım ha. Varmaz varmaz. Ha şey. Tamam. Tamam. Görüşürüz kardeşim. Ben haberleşiriz. CV'yi yarın da sana atayım. Thank you.